1-2 gündür Twitter'da enteresan bir drama gündemde. Drama dedim. Sizce kim var? Evet, o var. Htalks, Sude Belkıs ve birkaç isim daha. Şimdi hepsine değinmeyeceğim tek tek. Olayı da çok uzun uzun anlatmak istemiyorum. Sadece söylemek istediğim birkaç fikrim var. Baştan almak gerekirse Boğaziçi Bilişim Ödülleri diye bir şey varmış. Yayıncılara ödül veriyorlar. 6 tane de yayıncı belirlenmesi gerekiyor. Adaylar Sude Belkıs, Hype, Htalks, Eray, Rane ve Mithrain olarak açıklanıyor. Sonra Jahrein de diyor ki ne salak bir liste lan bu. Birinin şahsi favori yayıncı listesi olabilir maksimum. Sude Belkıs ne alaka? Aynı zamanda buraya koymayacağım. Yayın görüntüleri de var. Htalks'a da bayağı bir sallıyor. Hatta ana avrat düz gidiyor. Argümanı da Htalks sadece futbol hakkında konuşuyormuş ve buna zamanında AKP'li demiş. Kötü kaşıntına karışıyor bir temizliği dakika. Ne yaptı Galatasaray bu hafta? Htalks'a Jahrein'e Erdoğan'ın bir editiyle cevap veriyor. Editte de Erdoğan diyor ki ne oldu, rahatsız mı oldun? Zıplama, yerinde otur. Jahrein bunu görünce yine ana avrat küfür ediyor. Sonra Ferit olaya dahil oluyor. Diyor ki Twitch ağır taştır, altında kalırsın. Evet, Twitch'çi rollenmesi diye bir şey vardır arkadaşlar. Literatüre geçireceğiz. Sonra Sude Belkıs'tan cevap geliyor. Ya olay bayağı karman çorman. Ağırsa ağır sıkarız, suyunu çıkarırız. Heriflerin triplere bak. Ali Kıran taşak kesen. Oldu paşam, Twitch'in sahibi sanki. Hayatını kazandığın bir platform diye senin malın değil. Sen yayıncıysan ben de yayıncıyım. Bu kadar korkmayın falan filan. Aslında uzun uzun verilmiş cevaplar var. Bir tane daha Sude'nin söylediği bir şey vardı. Diyor ki evet, ben daha az yayın yapıyorum ama Twitch'te farklı bir içerik üretiyorum, işte farklı bir konseptim var diyor. Olabilir. Şimdi öncelikle bu Boğaziçi Bilişim Ödülleri bu kadar değerli bir şey mi? Onu bir anlayamadım. Yani ilk gördüğümde bu kadar dramanın üzerine lan dedim neymiş bu? Evet, beklediğim gibi o kadar da önemli bir şey değilmiş. Hatta başka bir kategoriden aday listesinde olan birisi hani çıkıp bunları önemseyen var mı abi falan diye bir tweet atmış. Ama yine de değerlendirmek gerekirse bu tarz ödül törenlerinde farklı isimleri duymak çok normal. Yani orada yılın çıkış yapanını koyabilirsin, yeni bir yüz koymak isteyebilirsin. Her zaman en çok yayını yapan ya da en çok izlenen orada olmak zorunda değil. Ya tabii ki şunlar söylenebilir. Ya Elraenn niye orada yok? Bıtıcın niye orada yok? Kendine müzisyen bu listeye giremez mi? Şimdi olayı bilmeden o sulara atlayınca konu yanlış anlaşılabiliyor. Organizasyonu gerçekleştiren öğrenci ekibinden birisi konuyu açıklamış. İlk olarak aday listesi öğrencilerin tavsiyeleri dikkate alınarak yapılıyormuş. Asıl önemli olan nokta şu. Daha sonrasında belirledikleri kişilere doğal olarak ulaşmaya çalışıyorlar. Bu aşamada ulaşamadığımız veya olumsuz dönen kişileri aday yapamıyoruz diyor. Elraenn konusu çok eleştirilmişti. Kendisi daha önce 3 kez ödülü kazandığı için katılmamayı tercih etmiş. Bıtıcın veya kendine müzisyen gibi BBL yayıncılarına geçen senede ulaşmaya çalışmıştık. Yoğunluklarından dolayı katılamayacaklarını belirttiler yazmış. Yani özellikle bu açıklamalardan sonra benim kafamda pek çok şey çözümlendi. Ve liste tabii ki her zaman eleştirilebilir. Ama işte Elraenn neden yok? Ya abi adam katılmak istememiş. Bıtıcın niye yok ki, adam tepki gösterdi. Twitch ağır taştır, altında ezilirsiniz falan gibi, buraya da geleceğim. Kardeşim katılmayacaklarını belirtmişler. Şimdi önce Jahrein dramasından başlayacağım. Belli ki mesele liste falan değil. Yani Sude Belkıs neden orada falan diye bunu eleştirebilirsin ama Htalks'a ana avrat sövmesinin nedeni zamanında ona AKP'li demesi. Yani konu listeden çok bağımsız. O Jahrein'in içine dert olmuş. O yüzden böyle bir fırsat bulunca da ana avrat düz gitmiş. Şimdi buradan çıkıp Jahrein bu konuda haklı demek için önce listede olmayan insanların neden olmadığını sorgulamak lazım. Bakın adamlar açıklamış. İkincisi Jahrein'in bu sinirinin listeye falan olmadığını, çok daha farklı bir mesele üzerinden listeyi bahane ederek Htalks'a ana avrat sövdüğünde kabul etmeniz gerekiyor. Ki ben o gördüğünüz Twitch yayıncılarının hiçbirisini aktif olarak takip etmiyorum. Sadece arada kesitleri karşıma çıkıyor. Ve Htalks'u gördüğüm zaman adam bana kendini izletiyor abi. Yani adamın mizahı falan gayet hoşuma gidiyor. Sadece futboldan anlıyormuş. Ya illa başka şeylerden anlaması mı gerekiyor? Adamın içeriği futbolsa onu konuşacak zaten. Ne yapacak? Böyle bir kitle de var. Ya da oraya Sude Belkıs'ı koymaları. Ya başka bir içerik üreticisini ya da direkt kadın bir yayıncı oraya koymak istiyor olabilirler. Bir farklılık yaratması açısından. Evet, bu pozitif ayrımcılıktır. Evet, bunu desteklemem. Dediğim gibi izlemediğim için yayınlarını falan buradan yorum yapamayacağım ama sadece şunu söyleyeceğim. 3-4 dakikadır anlatmamdan da gördüğünüz üzere büyük ihtimalle yorumlarda da tartışmalar çıkacak. Listelerde herkesi mutlu etmenin imkanı yok. Peki şu listede var ya da şu listede yok diye bu kadar drama çıkarmanın ya da birine ana avrat sövmenin bir mantığı var mı? Evet, onun da yok. Bıtıcının o Twitch ağır taştır altında kalırsın tweetine gelecek olursak arkadaşlar, hiçbir YouTuber'dan böyle bir tweet göremezsiniz. Yani ben 8 yıldır bu işi yapıyorum. Toplamda 2000'e yakın belki video üretmişimdir. Ama içerik ürettiğim, hayatımı geçindirdiğim bir siteyi asla kendim malımmış gibi görmem. YouTube ağır taştır altında kalırsın gibi bir tweet ne benden görebilirsiniz ne de tanrı egosu yoksa başka bir YouTuber'dan. Ama Twitch yayıncılarında bambaşka bir kafa var arkadaşlar. Vıtıcın çok iyi bir yayıncı olabilir. Yayıncılığına hiçbir şey demiyorum. Sadece Twitch konusunda bu kadar rollenmek bana mantıksız geliyor. Sen orada yayın yapan bir insansın. Ben burada YouTube videosu üreten biriyim. Orada da adamlar bir liste yapmış. Bütün site kendininmiş gibi yok altında kalırsın falan demek. Yani bunlara gerek yok. Yoksa listeyi sabaha kadar eleştirin abi. Şu niye yok, bu niye yok. Günün sonunda her zaman bir kişi eksik çıkacak yani. Evet, dünün draması bu şekildeydi ve benim yorumlarım bu kadar. O zaman Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.